Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Rusya resmen NATO'ya savaş ilan etti. Rusya'da NATO tanklarını imha edenlere para ödülü vereceği açıklandı. Bir Rus şirket Ukrayna'ya gönderilecek tankları imha edenlere para ödülü vereceğini açıkladı. Rus kimya şirketi Forus, ülkesinin batılı destekçileri tarafından yakın zamanda Ukrayna'ya taahhüt edilen muharebe tanklarını imha eden askerlere ödül teklif ediyor. Haber, Washington ve Berlin'in geçen hafta Kiev'e ağır zırh sevkiyatını onaylamasının ardından geldi. Şirket, Cuma günü internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir Alman Leopard 2 muharebe tankını veya bir Amerikan Abrams'ı imha eden veya ele geçiren Rus askerleri para ödülü alacak ifadelerine yer verdi. Forus, ilk imha için 5 milyon ruble, sonraki her bir imha için 500 bin ruble ödeyecek. Şirket, Ukrayna'nın F-15 ve F-16 savaş uçakları alması durumunda da düşürülen ilk uçak için 15 milyon ruble dolar ödül vereceği sözünü de ekledi. Geçtiğimiz haftalarda Almanya ve Amerika Ukrayna'ya tank sevkiyatı yapacaklarını da ilan etmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Rusya tarafı NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destekleri hazmedemezken, kadın, sivil, çocuk demeden tüm yerleşim bölgelerini bombardıman altına almaya devam ediyor. Kıymetli takipçilerimiz, hal böyleyken Ukrayna'da halkıyla ve ordusuyla karşı Rus ordusuna karşı çok büyük bir direniş gösteriyor. Rus ordusu zaman zaman Kiev bölgelerini de vursa da Ukrayna'da henüz bir başarı elde etmiş durumda değil. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.